Bilim dünyasının makarsız bildiği ancak son bulunan belgeler ışığında Ortaçağ ve Osmanlı döneminde Vaner adıyla burada bir antik kenti olduğu hakkında bilgi ve belgeler var. Tabii son zamanlarda buradaki tiyatronun üzerindeki topraklar alındı, zemin kısmına inildi ve şu anda bu kentin kalbi olan tiyatronun ortasındaki yazılı taş, bakın ortaya çıktı. Şu yazılar okunduğunda, bakın böyle görüyorsunuz, Roma dönemi alfabesiyle yazılmış. Bu taşlar okunduğunda bu kentin kalbi, kimliği, ruhu ortaya çıkacak. Bu kentin ismi neydi? Hükümdarı kimdi? İnsanlar ne yapıyorlardı? Hangi düşünceyle bu taş buraya kondu? Ortaya çıkacak ve tarih yeniden aydınlanacak. Belki bilinen tarih oradan kalkacak. Yani bilim dünyasının makarsus diye bildiği ancak tarihçi Cezmi Yurtsever'in belgelerle bu kentin adı Vaner dediği tartışmasına en güzel çözüm bu taşlar okunduğunu ortaya çıkıyor düşünüyorum. Evet, bu muhteşem olayı burada gördüğüm için bütün bilim dünyasına saygılar sunuyorum. Sayın Ahmet Naci, işi sağ ağabeyi de bu konuda bilgi veriyorum. Evet Ahmet Bey.